Efes'e sarılmıştım. O nerede? Niye öyle bakıyorsun bana? Uyuyanın üstünü melekler örter diye söylerlerdi ama inanmazdım. Vallahi doğruymuş. Cadıların mesaisi uyanınca başlıyormuş. Hop! Hemen süpürgeler fora. Biraz daha konuşursan uçan süpürge geliyor ona göre. Babamlar uyuyordu. Uyandırmak istemedim. İyi yapmışsın. Ne oldu? Niye öyle baktın bakalım? Fatih abi, senin canın mı sıkkın? Yoo, o nereden çıktı Cimcim Hanım? Bana biraz öyle geldi. Ceylan abla nerede? O gelmeyecek mi? Ceylan ablan işten ayrıldı. Ama niye ki? Ben Ceylan ablayı çok sevmiştim. Neden gitti? Gitti işte Cimcim'im. Büyüklerin işleri. Boş ver sen bunları. Hadi seni okula bırakayım. Günaydın. 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 Sarıl bakayım prensesin babaya. Öp buradan. Bir de buradan. Bugün Cimcim'i ben bırakıyorum okula. Ben üstünü düzeltim. Dedesi nerede, çıktı mı? Teşekkürler tatlı cadı. Ne dedin sen? Tatlı cadı mı? Fatih canını seviyorsan sus. Nuş abla, ben tatlı cadı dedim değil mi kızdın? Hayır tabii ki. Sen istediğini söyleyebilirsin. Ama bu ikisi olmaz. Neyse ben ceketleri alayım. Hadi bakalım. İyi dersler prenses. Görüşürüz. Ne var ya, ne var? Bakma bana öyle. Neymiş papucumun şövalyesi? Tatlı cadıymış. Sen o tatlılıkta anca çocukları kandırırsın. Duyuyorum seni. Ben de seni duyuyorum. Papucumun şövalyesi dedin ya. Yani kültürel bir çığır atladın resmen. Tebrik ediyorum mahalle leydisi. Çabuk öğrenirim. Ha pardon, neydi? Ha, çabuk kaparım.